Oh. Hadi bakalım zeytin üzerimize yan. Kalk. Kahvaltıyı kaçırıyoruz. Saat sabahın altısı. Ne kahvaltısı? Ne demek sabahın altısı? Ona bakmayacaksın. Güneşe bakacaksın. Güneşe. Bak güneş tepeye dikilmiş. Vallahi ben biraz daha uyuyacağım. Hadi sen de yat. Hadi. Sabahın altısına diktin beni ayağa. Allah Allah. Bana bak Müzeyyen. Sonra niye romantik bir sabah kahvaltısı yapmadık deme bak. Uyuyan güzel Müzeyyen. Bak işte kahvaltıyı kaldırmışlar. Ben demiştim zaten. Günaydın. Ne günaydını ya? Ne günaydını? Kahvaltı nerede? Nerede o pul biberli kekikli zeytinyağlar? He? Nerede o mis gibi zeytinler? Nerede o ezine peynirleri? Daha kahvaltı başlamadı ki. Saat daha 6. Kimse uyanmadı ki. Ne demek kimse uyanmadı? Saat daha 6, kahvaltı başlamadı. Madem kahvaltı... Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Gel buraya. Gel, 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 gel. Ben de gel. Gel, 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 gel. Peki kimse kalkmadı da. Bu havlular ne? Söyle bakayım. Onlara bir gece önceden bırakıyorlar, yer tutmak için. Olmaz öyle şey kardeşim. Sabahleyin en erken kalkan benim. Ana, bana şezlong yok. Olmaz öyle şey. Benim olduğum yerde kimse uyanıklık yapamaz. En kızdığım şeydir şezlongda havlu bırakmak. Ya ne yapıyorsunuz bunlara müşterin? Ne demek müşterinin? Bırakıyorlar şezlongları havluları, akşama kadar plaja gelmiyorlar. Yani bu şezlonglar, havlular güneşlensin diye mi kondu buraya? Çok izlekler, yapmayın. Kızsınlar efendim. Müsteşar çamağı topladı dersiniz. Haksızlığa tahammülü yokmuş dersiniz. İşte bir plan sabahın altısında böyle olmalıymış. Ben havlumu alıp geleyim şimdi. Merhaba. Merhaba. Var mı bir şeyler? Tutabilene var tabii. Demin şöyle bir tane yakaladım. Tam çekiyordum. Kaçtı. Hayrola? Yerleşiyorsunuz. Burada mı avlanacaksınız? Evet. Bir dakika. Burası benim bölgem. Olur mu canım öyle şey? Ben burayı akşamdan gözüme kestirmiştim. Allah bilir siz akşamdan bu şezlonglara havlu da seriyorsunuzdur. Mecburen seriyoruz. Yoksa şezlong kalmıyor. Ama bu sabah sersemin biri bütün havluları toplamış. Lütfen benim avlanma sahamdan çıkar mısınız? Buradaki balıklar bana. Siz burada yokken Kadir Bey Resort Otel'in karnını biz çekiyorduk beyefendi. Burası benim bölgem. Allah Allah. Havlum nerede acaba? Hanımefendi, hanımefendi. Efendim? Havluların yerini değiştiren münasebetsizi gördünüz mü acaba? Bence münasebetsizlik önceden havlu serip yer tutmaktır. Yoksa siz mi değiştirdiniz? Hayır, sabah eşim toplamış. Bence çok da iyi yapmış. Aa, biz de mecburiyetten seriyoruz herhalde. Sermeyince yer kalmıyor. Beyefendi, tutacağınız her balığın yarısını bana vermek zorundasınız. Nedenmiş o? Benim bölgemi ihlal ediyorsunuz. Kara sularıma giriyorsunuz. Siz şu ufacık kayığı Yunan hücum botu sanan beysiniz değil mi? Evet. Muhtemelen o kayıkla gelen kişi de sizsiniz. Beni taciz ediyorsunuz. Ama karşılık vermeyeceğim. Ege'de suların ısınmasına müsaade etmeyeceğim. Yakaladım. Oh, ben de yakaladım. Allah! Of! Beyefendi, yaptığınızı beğendiniz mi? Misinalar birbirine dolanmış. Sizin suçunuz. Benim oltamın üstüne atıyorsunuz oltamızı. Bakın sizin yaptığınıza dağdan gelip bağdakini kovmak derler. Bağdaki biziz, dağdan siz geldiniz beyefendi. Ne o? Siz bana ayı mı demek istiyorsunuz? Zaten nah bu kadar balık tuttum, sonra kaçırdım dediğinizde anlamıştım ne kadar kötü balıkçı olduğunuzu. Güleyim bari. Siz İstanbul'a gidip de bebeğe sorun bakalım. Balık tutma rekoru hala benim elimdedir. Ve rekor kırılamamıştır. Yalancılık rekorunuz da var mı beyefendi? Ne? Bana yalancı mı diyorsunuz? Bu tatil köyünde ben bir dakika daha duramam. Şahsıma ve balıklara hakaret ediliyor. Kimse Müsteşar Kemal'e hakaret edemez. Ay, Kemal Bey ne bağırıp duruyorsun? Ne oluyor? Asosyüzeli Müzeyyen, derhal valizini topla gidiyoruz. Ay, dur ayol, dur Kemal Bey, dur. Ayol ne oldu? Dur, beklesene.
müsteşar. Aman be ya, rica ederim. Vazifemiz. İsaret Bey, Müzeyyen Hanım, gidiyoruz. Delirdin yine Kemal Bey. Ay, bir misine dolandı diye tatil yarın bırakılır mı hiç canım? O adamla aynı tatil köyünde asla kalmam. Hangi adam? Kod adı Sinan. Aslında düşman ajan. Ha, bizim siyensiz Sinan Bey diyorsunuz siz. Evet. Aman efendim, size her ne yaptıysa ben onun kulağını çekerim. Kesin hesabımızı. Biz ayrılıyoruz. Bu ne bu? Kola 20 milyon. Ha? Her şey dahil değil mi? Her şey dahil, bahşiş hariç efendim. Git işte be. Peki bu ne? Hafif keman müziği 50 milyon. Ama müsteşar Kemal Bey, biz sizin evliliğinizi kurtardık. 50 milyon çok mu, rica ederim? Aa, olur mu hiç öyle şey canım? Soygunculuk bu. Evet, modern aydıt bunlar. Faturamı kesin. Fatura koçanımız dün bitti Kemal Bey. Yarın matbaadan yenileri gelecek. Ben o zaman şey yapayım. Yazar kasa da olur. Yazar kasamız da tamire gitti efendim. O da cumaya gelecek. Ha, isterseniz cumaya kadar kalın, böyle ben yazar kasayı şey. Yok ya, bir de vergi kaçırmak ha. Yetkili mercilere bildireceğim bunu. Hadi bakalım Müzeyyen Hanım, gidiyoruz. Bence de gidelim. Bahşiş? Ne bahşişi? Müsteşar Kemal'den kimse bahşiş alamaz. Özellikle Kadir Bey Resort'te. Asla. Çek alın. Elimizde müşteri tutamıyoruz Rafi Maranga Efendi, tutamıyoruz. Bu otelde müşteri zor tutarsın, al. Of, ben senin gırtlağını sıkabilir miyim Rafi Maranga? Sen ne diyorsun be? Ben benim otelimi asla söylemem. Seni de...